Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat-ı Mekke 9. sefir 59. kısım. Fasıl içinde vasıl. Kocası var iken kadının nafile oruç tutması. Müslim Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Kocası var iken onun izni olmaksızın kadın oruç tutamaz demiştir. Bu noktada izin olmasa bile Ramazan orucunu vacip olduğunda görüş birliği vardır. Bu nedenle Ebu Davud hadise Ramazan'ın dışındaki oruçlar kaydına düşmüştür. Batını yorumda kadın mümin nefs, kocası ise onun üzerinde hüküm sahibi olandır. Bu ise şeriat değil, mümin nefsin şeriata inanmasıdır. Şari kendisine inanan nefse dilediklerini farz kılar. Böyle bir nefsin yapacağı veya başlayacağı her davranış veya amel, şeriatın izniyle ve hükmüyle olabilir. Allah'ın kulları içinden hile başlarken bütün davranışlarında şeriatın hükmünü düşünenler ki böyle yapmak onlar adına pek hayırlı olurdu ama azdır. Bu nedenle de pek çok iyiliği ve büyük bir bilgiyi yitirirler. Hazır işinde vasıl, yolcunun orucu. Es Sahihayn yani Müslim ve Buhari'de İbn Abbas'ın peygamberden şöyle aktardığı zikredilir. Yolculukta oruç tutmak iyilikten değildir. Den Buhari'nin rivayetinde geçer. Müslim'in aktardığı hadisten sözü geçmeksizin iyilik değildir şeklindedir. Sefirin yani yolculuğun sefer de isimlendirilmesinin nedeni insanların huylarını izhar etmesidir. Bunu ise güç ve imkan sahipleri için meşakkatli ve zorluklar içermesi nedeniyle yapar. Öyleyse zayıfların hali nasıldır hesap ediniz. Birisi amelini yapanından ayırırsa orucundan uzaklaşmış olur ve onu yapanına bırakır. Dolayısıyla oruçluyken bir amel yaptığını iddia etmez. Bu kişi riyanın karışmadığı oruç tutmuştur. Kendisine ait olmayan bir şeyi insanın kendisine ait sayması iyilikten değildir ya da iyilik değildir. İşte bu bir işarettir ve onun sınırındadır. Onun sınırında dur. Bu konuda söz uzadı. Asıl işine vasıl. Vacip oruç günlerinin sayısı. Oruçta vacip günlerin sayısı 226 gündür. Bütün bir sene içerisinde tutulabilecek nihai oruç gün sayısı. Adak orucu ise hesaplanamaz ve onu sınırlayamayız. En çoğu bir yıldır. Teşrik günleri orucunun yasak olduğunu kabul edenlere göre 6 veya 3 gün veya 2 gün eksik de olabilir. Bu 2 gün haklarında görüş birliğine varılan Kurban ve Ramazan bayramı günleridir. Oruçta adağın en azı bir gündür. En azına baktığında 227 gün dersin. Bu sayının dışındakiler ise vacip oruç değildir. Bir kısmı eşiyle cinsel ilişkiye giren eşini mahremine benzetme şeklinde bir yemin anlamındaki har yapan ve haçta yanlışlıkla bir şey öldüreni tutacağı oruçlardır. Bunlar 60, 60 ve 60 gündür. Ramazan'da onlardan biri olarak 30 gündür. Hac da fidye olarak oruç tutmakta 3 gündür. 3 gün yemin orucu, 10 gün temettü orucu, adak için ise en az 1 gün oruç vardır. Bunların bir kısmı ise serbest vacip oruçlardır. Bir kısmı ise zamanla belirlenmiş ve sınırlanmış oruçlardır. Bilmelisin ki oruç ile kendilerini zorunlu kılan ya da bedeli oldukları bu davranışlar arasında bir ilişki bulunmasaydı, orucun onların yerini alması geçerli olamazdı. Orucun onların yerini alması her orucun bir kefaret olmasından kaynaklanır. Bu ise bizim serbest vacip sözümüzün anlamıdır. Orucun bir kısmı insana yasaklanmış şeyi ona helal yaparken, bir kısmı Allah'ın onun üzerindeki hakkını düşürür. Bir kısmı ise Allah hakkını ve başkasının onun üzerindeki hakkını düşürür. Bugünlerin ve bunların vacip olduğu bana bildirildiğinde şöyle denildi. Seni bu ilişkileri ortaya çıkartma hususunda kendi haline bıraktık. Bu noktada yalnız da değilsin. Bunların bilgisinin verilip de hangi yoldan olursa olsun onları bildirmesi yasaklanmış kimseler de senin gibidir. Bu durum beni bu ilişkileri açıklamaktan engelledi. İlahi emirler ve Rabbani işaretler sınırında durmak bu yol ehli için zorunludur.